Su basmasın diye yükselttir ama yine suyun içinde kalır burası. Kemal Taşyürek bu binanın yöneticisi konumundayım şu an. Burada yaşadığımız sıkıntı bu yağmur suyu giderinin olmamasıydı. Biz bununla ilgili DİSKİ görevlilerine müracaatta bulunduk yaklaşık bir yıl önce. Kendileri yaz aylarında getirip şuraya sözde dememizin sebebi de hiçbir fonksiyonun olmaması bu yapılan işin. Yağmur gideri yaptılar. Yapılan mazgal yolun tam ortasında ve yüksek, yani suyun birikme alanının çok dışında. Gördüğü gibi bu arkamıza biriken su tamamen sitenin alt kısmına, yani binaların alt kısmına dolmakta. Bu da sitede hem kalorifer kazanının hem su motorlarının ciddi zararlar görmesine neden olmakta. Biz bunu kendimiz getirdiğimiz su motorlarıyla çözmeye çalışıyoruz bu sıkıntıyı, bu sorunu. Ancak bu yeterli değil. Her yağmur döneminde kapıcımız sabaha kadar nöbet tutmak zorunda bundan dolayı. Bu yaşanan sıkıntının en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Bununla ilgili DİSKİ görevlilerini gidip buraya getirdik. Davet ettik kendileri yaşadığımız sıkıntıları görmeleri açısından. Geldiler, fotoğrafladılar yerinde, incelediler. Çözüleceğini söylediler. Yaklaşık 5 aydır biz aynı sıkıntı hala devam ediyor. Çözülmedi bu. Kendileriyle defalarca telefonla görüşmemize rağmen, DİSKİ'nin hattı olan 185 üzerinden telefonla kendilerini defalarca buraya tekrar arayıp çağırmamıza rağmen hiçbir şekilde biz çağrılarımıza yanıt bulamadık. Yani bu tamamen devlet kurumunun başında oturan kişilerin ya da bu kurumda sorumlu kişilerin sorumsuzluğunun bir ürünü bu şu an yağmur suyunun birikmesi. Yani
Birilerine illa gidip yalvar yakar birilerini aratmanın derdine değiliz. Sadece yaşadığımız sorunun çözümünün gerçekleştirilmesi noktasında yardım talep ediyoruz kendilerinden. Bu konuda kendilerini tekrar buradan uyarıyoruz. Bu binaya ciddi zarar vermekte. Kendilerinde dilekçelerimiz var. Hem DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde hem yereldeki DİSKİ'de dilekçelerimiz var. Bunlara lütfen en kısa sürede cevap versinler. Gelip bu işin sorumlusu arkadaşlar bu işi çözsünler. Yani yapılan mazgalın yukarıda yapılması hem devlet için ciddi zarardır hem de kamu yararı gözetilmeden yapılan bir işlemdir. Bununla da ilgili sorumlu arkadaşların sorumluluğunu yerine getirmelerini talep ediyoruz buradan. Şimdi biz daha öncesinden DİSKİ'ye defalarca müracaatımız oldu. Buraya bir su giderinin yapılması açısından geldiler. Su giderini o da bela olduk. Zor bela yaptırdık ama su giderini çok yüksekte tuttular. Su gideri olduğu gibi su yine birikinti duruyor. O su binanın altına gidiyor. Binanın altına gitmesinden dolayı yarın öbür gün bu binaya ciddi zararlar verecektir. Ki arkadaşlarımız zaten müracaatları var. Müracaatlarında da ciddi bir sorun teşkil ettiğini ve onlar da gelip bunu belgelediler. Belgeledikleri halde halen de bir çözüm bulunmadı. Ve bu gördüğümüz suyun da bir gideri olmadığından dolayı maalesef ki çocuklar gelip içinde oyun oynuyorlar. Ve bırakın o çocukların oynamasını da buraya kenardan bir mazgala atıp da su giderine bağlanması suretiyle çözülebileceğini defalarca söylediğimiz halde bizi dikkate almayıp direkt bu şekil bırakıp gidildi. Yetkililere tek isteğimiz bir an önce bunun çözülmesi, aksi takdirde yarın öbür gün binaya ciddi zararlar vermektedir. Allah muhafaza yarın öbür gün binanın çökmesine bile sebebiyet verir. O açıdan bir an önce yetkililere tek isteğimiz bu olayın çözülmesidir. Buradan hepsi teriyor, komple teriyor. Ayağını da yiyor. Ayağını da yiyor.